Efendim herkese yeniden merhaba. 8 Kasım Azerbaycan için çok özel bir gün kuşkusuz. Zafer günü. Şuşa'nın alınışı ve 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın 10 Kasım'da yapılmış olan üçlü mutabakat ile Azerbaycan'ın zaferiyle sonlandığı, ateşkesin sağlandığı bir sürecin de yeniden başladığı bir günün ilk günü. Şuşa'ya gittim. Oğlum Özgür Zentürk'le beraber güzel de bir program yaptık. Onu size tekrar hatırlatırım. Bir dönemin Azerbaycan kültürünün en müthiş kenti. Bütün müzisyenlerin, edebiyatçıların, şairlerin kenti Şuşa bir cenaze olarak karşımıza çıktı. 30 yıllık bir işgal döneminde sadece ve sadece Azerbaycan'ın milli kültür varlıkları yok olsun diye yaptıkları tek şey Ermenileri evlerin damlarını yok etmek. Bir evin damını yok ettiğiniz zaman ev yok oluyor. Zaman içinde eriyip gidiyor. Evi uzun süre koruyan dam. Onları yok etmişler ve karşımıza taş yığınları çıktı Şuşa'da. Sonra bir daha gittim Azerbaycan'a. Bu sefer Ağdam'a gittim. Onu da hatırlatırım hepinize. Ve orada ağladım. Çünkü Ağdam'da Azerbaycan'ın, Sovyetler Birliği dönemi Azerbaycan'ının bile Kayserisi olarak anılır. Hani Kayserili kardeşlerimiz ticarete yatkındırlar, iyi yatırımlar yaparlar, güzel ticaret yaparlar ya, Ağdamlıların da özelliği oydu ve zengin bir şehirdi Ağdam. Orada çok güzel kültür merkezleri, sosyal hayat, yani Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerinde böyle bir grilik, bir zayıflık, özellikle bazı bölgelerde büyük fakirlikler falan yaşanırken Ağdam böyle müthişti. Sonra gittim, Ağdam'ın bir tane ulu camii vardı, o kalmıştı. O da kalmamış. Kalmamış, öyle duruyor yani kendiliğinden. Şimdi bunlar niye? Şimdi bu 30 yıl benim gördüğüm kadarıyla Ermeniler dünyayı bu işgale alıştırma, bu işgal üzerinden müktesep hak elde etme, zaman içinde meşrulaştırma ve bu arada Azerbaycan Türk milletinin o bölgelerdeki tüm kültürel varlıklarını mezarlarıyla beraber yok etme üzerine planlamışlar. Şehirleri yok etmekte ve kültürel değerleri, dini değerleri yok etmekte gerçekten çok usta bir millet. Yani girdikleri yerde ot bitmiyor, açık konuşalım. Niye? Ben Ermeni düşmanı olduğum gibi bir şeyle sakın anlamayın. Ama o manzarayı gören herkes benim gibi düşünür. Yani etnik bir kinle söylemiyorum bu cümleleri. Milli bir kinle söylemiyorum. Ben gerçeği anlatıyorum. Orada görülen manzara gerçekten çok ustalaşmışlar. Yok ediyorlar. Ama 21. yüzyıl var etme, güzelleştirme, hepimizin birlikte barış içinde ve mutlu bir şekilde yaşama kaygısı taşıdığımız bir yüzyıl olmamalı. Şimdi özellikle Şuşa ama özellikle de Ağdam'da camilerdeki karşılaştığımız manzaralar korkunçtu. Korkunç. Bir camiyi domuz ahırı yapmışlar. Resmen, bilerek domuz besliyorlar orada. Domuz. Cami zor temizlenmiş, kokusu daha duruyordu. Duruyordu. Kokusu duruyor. Zor temizlenmiş. Bunun gibi korkunç bir hoyratlık, korkunç bir pervasızlık. Bugün İlham Aliyev'den bir sürü
açıklamalar geldi. İşte Rus barış gücünün bölgedeki varlığının 5 yılda sınırlı olduğunu, Karabağ'da hala var olan silahlı unsurların bir gün Azerbaycan'ın çok büyük bir şiddetini çekebileceğini vesaire vesaire. Yani söylenmesi gereken bütün uyarıları, bütün söylediklerini yaptı ama benim dikkatimi şu cümleleri çekti. Ve bu cümleler gerçekten herhalde Tahran'da birer balistik füze etkisi yapmıştır. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı son derece haklı bir yaklaşım sergiledi İran'a karşı. Hatırlayacaksınız, Nikol Paşinyan, İlham Aliyev, Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Soçi'de buluştular ve Soçi'de bir mutabakat yapmaya çalıştılar. Aliyev orada tarihi bir konuşma yaptı ve dedi ki, Sayın Putin, sizin hassasiyetinizi tamam anlıyorum ama Karabağ sorunu, Dağlık Karabağ değil, Karabağ sorunu bundan 2 yıl önce çözümlenmiştir. Daha fazla üzerinde konuşup müzakere edilecek bir durumda değildir dedi. Şimdi o Soçi buluşmasından bir gün sonra biz Paşinyan'ı nerede bulduk? Tahran'da İran Cumhurbaşkanı reisi ile kucaklaşırken bulduk. Niye? Çünkü İran Ermenistan'la ittifakını artık saklamıyor. Saklamıyor. Böyle bir ittifakı saklar bir hali yok. Tam tersine her geçen gün biraz daha Hindistan'la İran her geçen gün biraz daha Ermenistan'a gerek silah, SİHA, şu bu füze konularında bayağı yardım etmeye başladılar. Şimdi Aliyev bunu da gören bir lider. Sınırında İran'ın yapmış olduğu o büyük terbiyesizlik, tam Cumhurbaşkanları Erdoğan ve şey yaparken Zengilan'da tatbikat yapmak falan. Yani bunlar kötü şeyler. Ne dedi? Müslüman ülkelerle yakın ilişkiler kurduk. Bağlantısızlar bir hareketi lider başkanlığımız sırasında. Onlara Ermenistan sadece bize karşı değil, tüm İslam dünyasına karşı saldırgan bir politika izlediğini anlattık. Camileri yıkan Müslüman ülkelerle dost olamaz. Müslüman ülkelerin liderleri camileri yıkanları kucaklayamaz, değil mi? Bak, reisi sana söylüyor, kucakladın, adamı kucakladın, hepimiz gördük. Onlara sarılıp öpebilir mi? Yaptı. Bu iki yüzlülüktür. Bu niye biliyor musun? Sen ülkenin adını İran İslam Cumhuriyeti koyacaksın. Sonra da camileri yıkan Ermenistan'ın başbakanını kucaklayıp bir de bir güzel öpeceksin. Bu o. Bu ikiyüzlülüktür. Bu ihanettir. Başka adı da yoktur. Bu yüzden Ermenistan'ı Müslüman dünyasının ana direklerinden, ki biziz, izole ettik. Tamamen izole olamadığımız doğru. Bunu başka nedenleri de var. Bakın dediğim ikiyüzlülük. Ancak bütün olarak Ermenistan Müslüman dünyasında camileri yıkan ve hakaret eden bir ülke olarak tanındı ve biz bunu başardık diyor. Bu bugün yaşanılmış en önemli açıklamadır. Ve bu direkt olarak Azerbaycan liderliğinin direkt olarak ilk kez İran liderliğine veya Molla rejimine arkadaş sizin yaptıklarınızdan artık yavaş yavaş sabrımız taşıyor noktasına gelmiş olduğunu göstermesidir. Tabii bunda İran'daki iç çatışmalarda İran devrim muhafızlarının ve pastarların vesairenin Tebriz başta olmak üzere Azerbaycan Türk'ünün yaşadığı bölgelere uygulamakta olduğu çok ağır baskılarda
büyük bir önem taşıyor. Düşünsenize, dini lideri Azerbaycanlı olan, Azerbaycan Türk'ü diyemiyorum yani, Azerbaycanlı olan bir devlet Azerbaycan Türklerine karşı böyle bir zulüm politikasını da uygulamayı tercih ediyor. Bence 2022 yılının en önemli kırılma noktasını bugün bu açıklamayla yaşadık. Bu açıklamanın devamı olacaktır. Karşılıklı olarak. Çünkü diyor ki sen ikiyüzlüsün. Sen kendini Müslümanım diyorsun. Müslümanın camisini yıkmış adamı kucaklayıp öpüyorsun. Sen ikiyüzlüsün. Aliyev diyor bunu. Ve bugün Aliyev şunu da dedi. 2 yıl önceden daha güçlü bir ordumuz var. Bunu sadece Ermenilere söylemiyorum dedi. Hayda. Kime söylüyor? Bana değil. O benim kardeşim. Gürcü'ye de demiyor. Pakistan'a demiyor. Kimseye demiyor. Türkmenistan'la savaşacak hali yok. Ama aynen bunu dedi. 2 yıl öncesine göre Azerbaycan ordusu daha güçlüdür. Bunu sadece Ermenistan'a söylemiyorum. Bunu birine söylüyor. O işte bu. İkiyüzlü. Gerçekten önemli. Bu arada İran'da durum artık hakikaten kontrolden çıkmış durumda. Nihayet siyasi bir ses çıktı. İran Halk Partisi İslami Birliği Genel Sekreteri Azer Mansuri derhal erken seçime tarafsız, tam katılımlı bir erken seçimle İran'ın meselesini yeniden yepyeni bir kadroyla kuralım diyor. Ben geçenlerde İran'ın tüm kurumlarının devrim muhafızlarının eline geçtiğini, bu nedenle de devletin artık o bildiğimiz esnekliğinin de ortadan kalktığını söylemiştim. Nitekim milletvekilleri 290 milletvekilinden 227'si, ki bunların hemen hemen tamamı devrim muhafızı eski, açıklamayla yargı, İran yargısına protestocuların olabilecek en ağır cezayla, hatta idamla yargılanıp asılmaları gerektiğini belirten bir deklarasyon yayınladılar. Bu tarihte olacak bir şey değil. Bir meclis kendi milletine idam etmeye kalktı. Niye? Çünkü o milletvekilleri bir vesayet sistemi içinden seçiliyor. Öyle halkın önüne gelmiyorlar. Ve son dönemde özellikle Ali Hamaney ve reisi ikilisi ne kadar eski devrim muhafızı varsa onları milletvekili yapmış idi. Demek ki 290'dan 227'yi çıkarsanız 50-63 tane doğru düzgün milletvekili var İran parlamentosunda. Takip ediyoruz. Hoşça kalın.